Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Sorcerer's Towers gördüğünüz üzere geldi. 5 saat 54 dakikası varmış bu arada. Bunun saati biraz daha farklı mı? Bana mı öyle geliyor? Sanki yenilenme süresinde birazcık oynama yapmışlar gibi geldi. Yok, gerçi gene aynı. Tamam, 5 üzerinden gidiyormuş. Şimdi bir girelim. Bir takım oluşturdum bu arada. Farklı bir hesapla yapacağım. Yan hesaptan gene yapıyor olacağım ama yan hesabın videoları şeye gelecek. Yan kanala, Lord Raiden kanalına gelecek. Ekipmanlarım bu arada benim çok sınırlı. Yani 3 tane ekipmanım var sadece Sorcerer's Tower'dan. O da yani yüzük sadece ve şey Ankam'ın, hani çok sıkıntı o yüzden. Bronz takım yaptım şimdilik. Dedim hızlı bir şekilde öküz gibi şey yapmayalım, paramparça etmeyelim, yavaş yavaş gidelim diye düşündüm. Ekipmanlar bu şekilde, hepsi Sorcerer's Tower'ın ama bayağı bir düşük ekipmanlar. Şimdilik Hacı Dayı girelim bakalım ufaktan. VS'mize başlayalım. Sorcerer's Tower 36 gün boyunca bu arada kalacakmış. Bayağı uzun bir süre aslına bakarsanız. Niye 36 günlük getirdiler orasını bilmiyorum. Ama iyi mi kötü mü karar veremedim, emin değilim yani. Şöyle vurayım ben sana kanka. Şunu da bir al bakalım. Bunu da bir alalım. Tamam. Şu an gücümüz ortalama. Hani ne çok ne az abi. Bence öyle yani en azından. Saçma bir tane bronz takımı yapayım dedim. Bronzlarla birlikte bu kuleyi şimdilik ilerletelim en azından. Zorlandığımız noktalarda tabii gene şey yapacağız. Bu kuleyi bu arada tamamen altın karakterlerle bitirmeyi düşünüyorum. Öyle bir şeyim var. Nasıl kaçırdık onu salak gibi ya. Onu nasıl başardım bilmiyorum ama. Ben kule olarak iki şey ne ayarladım acaba? Talents olarak ne ayarladım bilmiyorum. Ya şu anda hiçbir önemi yok aslına bakarsanız. Ya öküz gibi devam etmek en mantıklısı. Yardırarak. Yani ekipman düşürmeye çalışacağız. Bayağı bir ekipman düşürmemiz gerekiyor. Umarım epic düşürürüz bu süreçte. Epic hiç yok. Yan hesapta var bu arada epic. İki tane mi ne epic ekipman olması gerekiyor farklı farklı. O yüzden o birazcık daha şanslı. 10. yerim ekipmanları falan da var. Bu şeyi çekeceğim. Yine onunla da böyle ufak önceleri düşükte başlayacağım. Ondan sonra yükselteceğim yavaş yavaş. Bakalım duruma göre ilerleyeceğiz abi. Şöyle bir vurayım. Çok güzel. Al oğlum. Tamam. Ulan bir çınladı lan, ne oldu öyle, bir küfür mü yedim ya? Vallahi küfür yedim gibi hissettim abi. Şunu maksimum aslında gerekli yoktu ama bayağı da kritik vuruyoruz ha. Vallahi çok sağlam kritik vuruyor abi. Jackie ablam Scorpion versiyonuna mı dönüşmüş? Vallahi çok da bir şey yapamayacak o yüzden. Sıkıntı yok şimdilik. 10. savaşta bakalım ekipman düşürebilecek miyiz? Şimdi umarım kule bize böyle yeni başladığımız için falan bir ekipman şeyine sokar. En azından bir ekipman verse iyidir yani. Yan hesabı da sıfırdan serisi hesabını da bu arada şey yapacağım. Bu kuleye sokacağım birazcık. Ne kadar ilerletebilirim hiçbir fikrim yok ama. Onda daha bir reklam izleyip şey yapmaya çalışıyorum. Yani savaş çok fazla yapmadım. Reklam izleyip bu coins kasmaya çalışıyorum. Coins kasarsam silverları bir şekilde fullersek belki çok çok zor. Bir sonraki kule için en azından konuşuyorum. Normal kısmını belki yenebiliriz abi. O da bayağı bir zor aslına bakarsanız da. Challenge yapmaya başlarsak yani çok hızlanacak süreç. Bayağı güzel vuruyor bu arada karakter ya. Şuna da azıcık geçelim. Block Breaker hepsinde var. Ekipman yönünden bir sıkıntımız ya. Block Breaker yönünden bir sıkıntımız yok abi. Birazcık daha rahat ama çok da fazla diyemem. Hani işte kırıyorlar gibi değil. %45, %50 falan hepsinde ama. Şöyle bir atayım kanka. Alan kaydırma olur mu ya? Bronz karaktersin zaten. Bir de seni kaydırmanla mı uğraşalım biz? Güzel de vurdu bu arada. 5k hasar çıkardı. Temiz. Karakterlerin canları zaten az şu an karşıdakilerin. Bir süre böyle olacak tabi. Bir sonraki 15'e biraz daha. Şey verdi de bu fullmüş ya. Nightwolf'un ekipmanı. Bu güzel bu arada. Yüzükle birlikte unblockable şans yakalamak. Bir bunda bir de Sindel'inki de var. Bunlar önemli aslına bakarsanız. Yani ekipmandan mesela silahtan başka bir şey kullanmak istiyorsunuz. Epic ekipmanınız falan oluyor. Veya yüksek rare ekipman oluyor. Onu katıp yüzükle block breaker alabiliyorsunuz. Bu da tatlı bir olay. Diamond'lar zaten daha da güzelleşiyor olay. Çünkü bir ekipman yeriniz daha var. Bu inanılmaz değerli aslına bakarsanız. Çok çok acayip değerli hem de ya. Öyle böyle değil. Hadi bakalım. Sorcerer's Tower'ı aksatmadan çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Şu an bakalım, ilkinden fire vermedik abi. Öyle de devam etmesini istiyorum. Şunu bir al kanka. Linko'ya geçelim bakalım ya. Ne kadar vuracak. Klan ismini de buna vermeleri bu arada garip. Gerçi klandaki üyelerin hepsini... Abi ne kadar malsın ama sen... Hiçbir yeteneğini tutturamayacağız biz. Bu ne böyle? Şöyle bir al. Tamam. Parçaladık o işteki abimle de. Bunlar zaten standart bayağı basic karakterler. Hani şey
Günlük reklamdan falan rahat rahat fulleyebiliyorsunuz abi, öyle söyleyeyim. Bunlarla da buraları geçebilmeniz lazım. Yani en azından böyle bir ay bile oynuyorsanız kulenin bayağı bir kısmını 100'e kadar gelirsiniz tahminimce. Bir ay ne kadar tabii. Şimdi bir ayda gelip 10 dakika 10 dakika oynuyorsanız günde çok bir şey değişmez. Hani çok bir şey yapamazsınız normal olarak. Ama böyle biraz zaman ayırıyorsanız, işte yarım saat 40 dakika falan ayırıyorsanız böyle günlük, bayağı bir şeyler yaparsınız abi. Çok çok fazla ilerleyebilirsiniz. Ne kadar oynadığınıza göre değişiyor oyun. Tamamen onunla alakalı. Biraz da şans, hatta bayağı bir şans lazım. Biraz değil. Şans faktörü önemli burada. Bu arada canlar artmaya başladı. 5000 canlara gelmişler. 3000'le falan başlamıştık. Can artışları oluyor abi. İkinci teni atacağım bunun. Birle uğraşmak istemiyorum. Devam o yüzden. De muhtemelen 2'ye kadar. Oğlum hiç combo ender'ın yok mu senin ya? Ne malsın. Hiç atamadı ya. Baksana şuna. İkinciyi bir atalım. O da mı kaydırmalı şimdi? Bakayım o da. Ha tamam, o değilmiş. Block Breaker'ın var mı lan? İmkanı var mı anasını zaten bonus karakterde? Block Breaker yetenekte. İmkansız. Çok şey istiyoruz. Yani. Hadi bakalım. Devam edelim. Yani şimdilik şey yapmıyor ya. Kötü gitmiyor. 5 savaş yaptık. Şimdi 5 savaştan sonra mesela düşük seviyede diamondlarım olması lazım benim. Şimdi gidip onlara biraz ekipman takacağım. Biraz da onlarla savaşalım abi. Evet, ayarladım, geldim bakalım. Ekipmanları da şöyle serisinden bir göstereyim. Klasik ekipmanlardan taktım abi. Ekstra bir şey yok, yine aynı kule ekipmanları, üstüne bir de normal rare ekipmanlardan falan verdim. Birazcık acımasız olacak. Koldor takımı yapayım dedim. Madem var hesapta, yapalım anasını satayım. Güzel bir combo oluşturmuş olalım hem. Paramparça edelim bu şekilde. Şu an dokunamayacaklar bile zaten. Ekstra hasar değil de bu birazcık daha nasıl diyeyim? Tank bir takım abi. Yani tanklığı önde tutan bir takım. Baksana ya, güç dolumu mükemmel ha bunların. Şunu mesela atsam blokta kaldı ama olsun. Ne kadar vuracak bloktayken? 9000 üstüne bir şeyler daha vurdu ama göremedim abi. Öküz gibi öldürüyoruz bu arada ya. Fazla fazla vuruyoruz. Yani bu Cold War takımla nereye kadar? 150'ye kadar gider mi ya? Bakayım bir. Dövüşe dövüşe aslında belki zorlarsınız, bilmiyorum. Öküz gibi can yenileyen karakterler gelmezse karşıya boss olarak yapılabilir. Sorcerer's Tower bildiğim kadarıyla zor bir kule bu arada. Hani öyle hatırlıyorum niyeyse. Çok da şey değil yani, hani kolay kolay yırtabileceğimiz bir kule değil. Yine lanet lanet zorlukları var. Özellikle bu Quan Chi değil de neydi o bakına, Shang Tsung. Shang Tsung'lu VS'ler bayağı bir Fatal Kule'de özellikle çok yorucu diye hatırlıyorum ben. 120, 140, 160 savaşları can alan savaşlar diye hatırlıyorum da. Şunu bir atalım bakalım Max ne kadar vuruyor, merak ettim. 29.000 üstüne 19, bayağı da güzel hasar çıkartıyor. Şu an bir de dokunulmaz oluyoruz abi. Baksana 9 vuruyor karakter, 9. Ulan 9 nedir ya, acı. Nasıl bir hasar kırıyorsun sen? Yani bir de Sub-Zero'nun sıkıntısı, şu an Scorpion'un değil de Sub-Zero'nun sıkıntısı, Scorpion da gerçi çok sıkıntılı bu yönden. İkisi de birbirinden şey, kanserler. Bunlara şey ekipmanlarını verince, Brutalite ekipmanlarını, Sub-Zero oynatmıyor size abi. Hani sürekli bir donduruyor, üst üste bitirici kombosuyla full donduruyor. Birinci yeteneğiyle full perma donduruyor. Çıkamıyorsunuz. İşte ne bileyim, Frostbite atıyor, işte Freeze atıyor, bilmem ne, da çok lanet bir şey ya. Scorpion'da da karakteri değiştiremiyorsunuz abi. O yüzden perma bir şekilde içeride kaldığınız için Frostbite'ı bu arada attı. Şöyle bir geçeyim. Yani sıkıntı. Bunların tabii bende şey ekipmanı yok. Ne derler? Brutalite ekipmanı yok. Giderken vuracak ama Block Breaker'la birlikte ya çok da fazla vuramadı. Yine iyi abi. Şöyle bir ona öyle bitirici kombosunu bir garip yaptı ha. Vallahi sana da gelelim kanka. Hadi senle de şey yapalım. Senle de oynamadık diye küsmeye mi? Konuşamadım. Ne oldu öyle? Bone Shield bu arada burada bayağı çalışıyor. Benim ana şeyde çalışmıyor anasını satayım. Ana hesapta anlamadım ben o durumu yani. İkinci evrim şey geldi. Tamam. Bir devam edelim bakalım. Yani durum şu an güzel abi. Koldor takımıyla rahat rahat ilerleniyor. Bunun hatta 15'e kadar gidelim bakalım. Ne olacak, ne bitecek göreceğiz orasını. Seri seri kule videolarını atmaya devam edeceğim. Yan hesaba da bu arada, Lord Raiden hesabına da şey, işte birden 10'a kadar, sonra 10. savaş ayrı, öyle öyle gideceğim abi. Yani 3 ayrı 4 ayrı video falan yapabilirim. Bakalım, öyle yapmayı düşünüyorum. Ama çok da şey yapmaya gerek yok zaten. Yani kulenin başları olduğu için gerçi direkt 1.15 diye çekerim büyük ihtimalle. Öyle de düşünüyorum yani, şu an aklıma öyle bir şey yapmak geldi. Bu zırhları bunların sıkıntı. Blizzard skin'di galiba. O bayağı bir çok yorabilen bir olay. Yetenek attığınızda falan acayip azlıyorlar. Ve her biri girip çıktığında falan bir daha yeniliyor. Çok salak bir döngüye sokuyor sizi. 10. evrimleri bunların gerçekten hani büyük büyük sıkıntı aslında. Black ne? Konuşamadım ya. Boss Black Dragon Kano geldi karşımıza. Yani bunu paramparça ederiz abi. Ne yapacak bu bize?
Kule ekipmanı var mıydı orasını diyor. Keşke baksaydık bak ona. Neyse tamam. Bakalım. Yani bir aksilik olma ihtimali herhalde yoktur ya. Öyle düşünüyorum yani en azından. Şöyle bir devam bakalım kankacığım. Al şunu şöyle. 91.000 canım var. Yine süre aynı şekilde devam ediyor. Bu arada one for all. Yok bu bayağı bir güzel. Çok çok tatlı bir olay. Keşke ikincisini imatsaydım dedim şu anda. Ama çok da sıkıntı değil. Şöyle devam edelim. Bunun ikincisini atmak istiyorum. Güzel. Freeze efekte sokabiliyor musun? Şey sokabiliyordu bak. Onun güzel. Bakayım sokamıyor abi bu. Şöyle block breaker'ımız güzel çalışıyor bu arada. Şöyle bir maxlarsak 52.000 vurmaz ama yani 10.000 vurdu. Çok az vurdu. Ne 52.000 ya. Şunu bir atayım. Bunda bayağı bir kritik var. O yüzden güzel vuracaktır. Evet abi. Tekledi. Çok da sağlam hasar çıkardı paşam. Güzel ya. Havalı karakterler bir daha abi. Sonya Blade değil ama Sub-Zero ve Scorpion burada gerçekten çok havalı. Bayağı özenilmiş gibi duruyorlar. Bok parçası verdi bu arada. Farmer Jackson Briggs ne dedi yani abi, dalga mı geçiyorsun oyun? Neyse. Onu fullemiş miyim bu arada ben ya? Vay anasını be. Onu da fullemek zor ha. Kolay kolay çıkan bir şey değil. Gerçi reklamdan falan öyle bol bol çıkıyor. O yüzden reklama izlemeniz önemli ama Farmer Jackson Briggs güzel bir karakter değil abi. İş yapmıyor. Ben güzel olduğunu düşünmüyorum en azından. İlk başlarda yani çok daha iyi takımlar kurabilirsiniz. Kenshiri takımlar özellikle güzel. Neo, Cage Family güzel. Sesim bir yok oldu böyle. Şunu bir al bakalım oğlum. Tamam bir blokta kalayım. Tamam şöyle bir girelim. Şöyle çok vuramıyoruz ama yani idare eder abi ya. 800-800 bir yere kadar. Olsun. Skinimizin bu arada kırılması garip bir olay ya. Valla maç bitince şey oluyor ya böyle. Bunların brutaliteleri olsa aslında mükemmel. Çok güzel olur ama yani zor bir olay tabi. Buradan düşürebileceğimiz brutaliteler bir bakalım. Kule şeylerin ödüllerine de hiç bakma aklıma gelmedi. Bir görelim abi. Neler düşüyormuş? Yani random karakter. Bu arada tüm karakterler olabilir bu. Random dediğine göre hani yeni gelen ne varsa aklınıza Joker'ine kadar hepsi çıkacaktır büyük ihtimalle buradan. Öyle yani ihtimal dahilinde de daha doğrusu ama çok düşüktür tabii ki. Şimdi random silver kart veriyormuş. Sorcerer's Tower Uncommon Equipment veriyor. Gold Non Challenge karakter veriyor. Uncommon Non Challenge yani Rare Equipment. Rare iyi. Yani Rare çıkartabilmemiz güzel. Uncommon Equipment yani Uncommon Main Reward. Hani başka da bir şey yok. Standartlardan da bunlar düşebiliyor da. Yani bunlar hayal abi yani şu epikleri falan düşürmek. Hayal öyle. Reptile'in brutalitesi var. Anladığım kadarıyla Reptile'in brutalite setini oluşturabiliyoruz ve Shang Tsung'un brutalite setini oluşturabiliyoruz. Yani kötü değil abi. Ben de yan hesapta bundan ve şundan oluyor olması lazım. İkisinden var. Ama tabii evrimleri 1. Yani 0 hatta evrimsizler. Yani gene kötü değil. Şu ekipman da full olması lazım. Aynen 10. evrim bu ekipman. Yan hesapta. Yani kötü değil aslında durumları. Güzel abi. Tatlı. Şöyle çıkalım bakalım. Yani çok şey değil. Nasıl diyeyim? Reptile'ın. Ben Reptile'ın bu arada brutalisini çektim mi lan? Vallahi hatırlamıyorum ha. Bak çekmediysem de belki bu kuleyi bitince gerçi imkanı var mı? Yani normal kuleden Reptile brutalisini nasıl düşüreceksin abi? Çok şanslı olmak lazım. O da bizde pek olan bir şey değil abi. Maalesef. Üf, iyi vurdu. Şöyle bir bu noktada da kalalım. Yani 110'lara falan geldiğimizde belki altın takımlara. Yani ileri seviye altın takımlara geçeriz. Şu an bunlarla idare edelim abi. Yani normal gidelim diye şey yapalım. Ben normalde öküz gibi şey yaparım. 10. evrim gider diamondları katarım buraya. Parçalarım buraya ama gerek yok yani. Ne gerek var değil mi? Tadını çıkarmak lazım birazcık. Kuleler yani geliyor da. Mesela bu kule Allah bilir bir daha ne zaman gelecek. Yani çok uzun süre sonra gelebilir. O yüzden değerlendirmek istiyorum. Ekipman bu arada gerçekten normal kule çok zor bırakıyor da bende mi böyle bilmiyorum. Gerçekten ben epik ekipman hiç düşüremedim normal savaşlardan falan. Öyle bir şey yok yani. Anca şey yapmam lazım. Böyle yani bu arada şeyi de bitirdim. Twisted Tower'ın Fatal'ını 3. kez bitirdim. Ve Joker'in şeyini verdi. Yüzüğünü verdi. Yani Joker'in yüzüğü diyorum da anladınız siz. Twisted Tower. Şeyi düşüremedim abi. Brutality set maalesef düşüremedim. Şansım yeterli olmadı diyeyim. İş yapmadı abi. Şöyle bir alalım. Vur kanka. Bir ne kadar vuracaksın? 6800. Sen ölü bölüp dirileceksin değil mi şimdi? Bizde şey de yok. Deathmark da büyük ihtimalle yok. O da tabi sıkıntı bir olay. Şunu bir Little falan vurduk. Little kardeşim. Little değil. Little demek daha kolay geliyor bu arada ya. Normali Little olması lazım. Daha böyle bir peltek söylüyor ya.
Niye böyle anlattım bilmiyorum size. 27 falan vuruyor bakın. Zırhın güzelliğini görüyor musunuz abi? 27 vuruyor karakter. Yetenekli lan. Hani acayip sıkıntı ya. Kanka sana bir şunu bir atayım be. He? Vallahi 102 canım doldu lan bu arada. Galiba şey çalıştı. Ekipmanın pasifi çalışıyor bildiğim anladığım kadarıyla. Tamam. Devam edelim abi. Yani her saat 5'ten 5'e Türkiye saati için 5'ten 5'e yenilenecek kule, bilginiz olsun. Günde 30 savaş yapabiliyorsunuz. Çok tatlı bir olay. 30 savaş az değil. Yani bayağı hızlı bitirilebilir aslına bakarsanız. 6. günün akşamında mı ne galiba bitirilebiliyor diye biliyorum. Hatta 7. gün sabahında da olabilir. Yani bayağı şey yapabiliyorsunuz abi. Ben bir hafta sonra büyük ihtimalle bitirme videosunu atıyor olurum. Bu kanal tabi bir kere bitirdikten sonra muhtemelen kule videosu 200 dışında gelmez. Fatal kulesini getirirseler olabilir ama çok da sanmıyorum açıkçası. O yüzden bir bakalım. 36 gün sonra, bu arada bu 36 gün tahminimce boş yere katmadılar. Yeni bir kule ayarlıyor olabilirler. Yani yeni bir karakter üstüne yeni bir kule ayarlanıyor olabilir. Genelde Mortal Kombat'ın, yani Mortal Kombat'taki gibi böyle yapıyor zaten biliyorsunuz. Mesela Elder Wind Tower'ı işte bitirdikten sonra ne katmışlardı? Cold War Tower katıldı. Sonra Sorcerer's Tower'a dönmüştü galiba o. İşte bunun zamanını katıyorlar. Mesela 15 gün katıyor adam bilerek. İşte normalde şu an bilerek 36 gün katılmamıştır bence. 15 gün sonra bir kule ayarlanmış oluyor. 15 güne yetiştiriyorlar onu. Ondan sonra şey yapılıyor abi. Hani kule duyuruluyor. Karakter öncesi 15 gün önce tabii duyuruluyor. Çok öncesinden duyurmuş oluyor karakter. O karakterin üzerine kule çıkartılıyor bilmem ne. Yani şu an yakında belki farklı bir karakter duyabiliriz. Belki de eski kulelerden birisini getirecekler. Şimdi bilemiyorum orasını. Şöyle bir geçeyim ben. 9500 canlara kadar ulaştık bu arada. Bak fark ettiyseniz arttı can değerleri güzel miktarda. Artsın bakalım abi. Yani en fazla 200 binleri falan görüyoruz yani kulenin sonuna kadar. O da sıkıntı bir durum değil yani. Şöyle vurayım kanka. Sana şunu atsam paramparça ediyorum zaten anasını satayım. Güzel ya, Cold War takımı gerçekten seri değil ama sevdiğim karakterlerden, hoşuma giden karakterlerden. Ben seviyorum en azından, öyle söyleyeyim. Tatlılar ya. Vallahi tatlılar abi. Hoş. Kodumuz da hoş olsun. Böyle verelim bakalım. Yani. Ama şu sınıfların farklı olması Cold War takımının birazcık daha şey. Nasıl diyeyim? Dübüreden bir olay. Normalde aynı takımdaki karakterleri aynı yapmaları daha mantıklı geliyor bana. En azından yani sınıf şeyi falan oluşturabiliyorsunuz böyle. Ne bileyim. Ve en azından JQ Briggs için. Cosplay JQ Briggs için. Mesela karşıdaki şu ablamız için, yazık buna. Bir şey oluyor. Hiç ekipman vermemişler mi lan? Ulan geliştirmemişler bile ya. %3, %3, %20 falan. Yazık ya. En başlarda ama normal gerçi. Bakalım bir 30-40 savaş sonra ne duruma gelmiş olacak kule. Göreceğiz orasını hep beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.